Evet, gençler günaydın, iyi hafta sonları. Hafta sonu birazcık nefes alalım diye bir karar vermiştik ama sonra gençler yaklaşık bir ay sonrasını üniversite hastanesinde randevu verilmiş olan bu hastanın ameliyatını yapmamız lazımdı. Çok yoğun. Çünkü geçen bu haftada günlüklerde ise her gün iki vakayla geçirdik. O yüzden de bugünü gençler bu hastamızı cumartesi alalım dedik. İnşallah şey yapacağız. Yani devlet ve üniversite hastanelerinde bekleme listeleri ya da hastalar çok bekliyor. Test için bekliyor, tomografi için bekliyor, MR için bekliyor. Oysa onkolojik süreç yönetimi gençler bir terörle mücadele süreci. Yani yediğin yemeği teröristle paylaşıyorsun yani. İçinde olduğu sürece o kitle eğer ameliyat şansı verildiyse. Yani su uyur, düşman uyumaz. Yani o gece o hastanın ameliyatını tanı konulup ve karar verildikten sonra en erken zamanda o ameliyat yapılmalı. Günlerce ben niye o hastayı içimde besleyeyim? Bu hastamızın karaciğer sol lateralinde, solunda vena cavanın üzerinde ve hepatik venden üzerinde kitlesi var. Güzel bir sol hepatektomi ameliyatı gösterebilirim inşallah bugün size. Çok yoğun konuşmayalım. İşimize bakalım çünkü gene aletlerimizin hafızası doldu ve zorluk çekiyoruz. İnşallah telefonumuzun hafızası da birazdan dolmaz. Hızlıca şu ameliyatın tekniğini göstereyim. Bugün kapatalım. Çok uzun bir çekim olmasın. Gençler birazdan bir daha çağırayım, göstereceğim sizi. Teşekkürler. Şöyle gördüğünüz gibi exposure'ı sağladım. Tam hepatik yıldızı oturmuş bir kitle var burada. Biraz da diyaframı tutmuş. Diyaframdan ayırdım. Hepatik yıldızın üzerinden bu kitleyi organ koruyucu bir şekilde almaya çalışacağım. İnşallah başarılı olurum. Sakince şu kitleyi şuradan alabilirsem o zaman da bu hasta bizim için yüz güldürücü bir avantaj sağlar diye ümit ediyorum. Tabii ki organ koruyucu cerrahi. Başladık bölmeyi gençler. İnşallah evet, getir bakalım klipsimizi. İnşallah küçük bir şekilde avantaj sağlarsın. Gençler biraz daha sizi bir daha çağırayım. Şuraya gelin bakalım gençler. Evet. Evet gençler bakın. Tam hepatik yıldız dediğimiz sağ sol hepatik venin tam üstüne oturmuş bir kitle. Bakın şöyle. Hepatik venin, sol hepatik venin middle'ı biraz etkilemiş. Sağa da biraz değmiş. Yani sol hepatik ve middle 180 derece, sağda 90 derece kadar oturmuş bir kitle. Ben de çok gentle bir şekilde hiç makro bir harekete girmeden karaciğeri havalandırdım. Kavayı alttan kontrol altına aldım her şeyi rağmen. Sonra buradan da şu daha önce görmediğiniz kadar mikro teknikle vitesi düşürdüm. Hep diyorum ya iyi bir cerrahın vitesi tır çekicisinin vitesi gibi 30 tane vites olmalı. Şu anda da takviye 2'ye düştüm. Eksi takviyeyi düştüm. Bakın nasıl indim buraya. Çok sakince. Ve dolayısıyla da şu anda hepatik venler seviyesine indim. Güvenli bir şekilde buradan bunu çıkardığımda hoşunuza gidecek şimdi birazdan bakın. Direkt yoklaya yoklaya. Bataklıkta ceset arıyormuş gibi yokluya yokluya gidiyorum, şöyle görüyor musunuz? Bu normal şeyle de gidebilir ultrason ama şu anda mümkün olduğu kadar düşük viteste gideceğim. Organ koruyucu çalışmak için böyle yapıyorum gençler. Bakın hepatik venin olduğu yere geldim. Bakın burada. Gördünüz mü? Gördünüz mü bakın? Çok güzel. Ondan sonra bunu buradan özellikle sağ hepatikmenden kurtardığımı görünce sonra şuradan çıkarabilirim ya da direkt R0 bu şekilde olacaksa hiç uğraşmadan bunu bu şekilde çıkarır geçerim. Güzel bir işçilik olacak. Bazen çok ince çalışırsınız.
büyük bir iş yaparsınız. Bazen çok kaba çalışırsınız, küçük bir iş yaparsınız. Burada çok ince çalışarak çok büyük bir iş yapacağız. Bakın. Gördünüz mü gençler? Şöyle küçük bir alana dikkatliyle elimi uğraşıyorum. Şimdi o zaman sakince ilerleyeceğiz birazdan. Siz birazdan bir daha çağırayım. Evet gençler, bakın karaciğer kuzu gibi duruyor. Şöyle güzel. Ne yaptık? Çok ciddi bir hile yaptık aslına bakarsanız. Buradaki kitleyi hiç karaciğeri rahatsız etmeden sağ petkenden kurtardık. Çünkü en son buraya bıraksaydım, yani burada bir yaralanma olsa üzülürdüm. Şu anda hiç şey yapmadan, hastaya zarar vermeden sağ petkeni kurtardım. Şimdi şuradan şöyle artık rahatlıkla şuradaki kitleyi birbirinden çıkarmak için şöyle buradan çıkarabiliriz. Tam buraya geldiler. Segment 4'ün oraya doğru şöyle çıkar. Evet. Şöyle orayı çıkaracağım artık. Ama bunun için tabii inflow'u kapatmak istiyorum. Şöyle başlayalım artık gençler, gördüm. Hoşunuza gidecek birazdan. Inflow'u kapatırken şuradan inflow'u kapatmak demek karaciğerin içine giren empatik ven ve arteri kapatmak demek. Onu birazdan kapatacağım gençler. Evet, birazdan siz çağırayım gençler. Evet gençler, arteri bağladım. Portal veni de bağlayacağım. Inflow'u hemen kapatacağım. Çünkü kuru ve temiz gitmenin tekniği de o. Nasılsa çıkaracaksam şöyle şurayı kaldırıver de gençler görsün. Bakın. Buradan portal veni de bağladım gençler. Rahat bir şekilde solda bağladım. Artık rahat. Şöyle biraz uzun keseyim, ondan sonra bakalım. Gördünüz mü? Bakın şimdi demarka olacak. Şunu açayım. Aşağı. Bakın çoktan zaten verdi kendini. Bakın gördün mü? Burası mosmor, burası kırmızı. Evet. Dolayısıyla buradan artık şıkır şıkır çıkarabilirim. Hissettiniz mi gençler? Bakın mor ve kırmızı. Solun inflow'unu kapatmış oldum. Bunları öğreneceksiniz hep. Şunu hayal ediyorum gençler. Yerkürede en iyi cerrahların karaciğer cerrahları olmasını istiyorum bu videolar sayesinde. Çünkü yerkürede en çok eğitim verilen kanal olmak istiyorum bu konuda. İnşallah akrabalarınızı önerirsiniz. Bir de bu kanalımız bizim artı 18 olduğu için sıkıntılı. Anladınız siz onu. Telif verin bakalım gençler. Poleri verin. Bu gençler içindeki kandır bunun. Çünkü şeyi var. Hepatik ven az boşalıyor. Drenajı bu tarafa döndüğü için birazdan kesilir bu. Tam boşalmak çünkü. Hatta şöyle bunu çıkalım. Bu tarafa gelsin. Çünkü middle vessel çok sık gençler, sizi birazdan bunu bölmeye başladım, çağırayım. Evet gençler, şey yapıyorum şu anda, safra kanalında solun bağlıyorum. Tam zaten böldüm, bölme işlemini yaptım. Şöyle şurayı kotelle geçeceğim. Bağladım, şurayı kotelle keseceğim. Arkada da portal ben bakın. Dikeriz birazdan. Portal önünde şiit şurada. Gördünüz mü? Bakın bağladım ben. Gördünüz mü? Portal önünde biraz önce bağlamıştım şurada. Onu da yukarıdan bağlayayım. Onu da keseyim. Onu da görün. Artık hastamıza basayım, gideyim diye çıkıyor. Dikkat ettiyseniz kötü davrandım. Kötü davranmak her zaman kullanabilirim ama orayı klemple tutacağım çünkü bağlamam açılacak, onu da gördünüz. Bir tane kaba klemp verebilirsiniz hemşirenin. İnfilayı tamamen kapattım.
Evet. Şimdi tutalım birlikte. Keyifli bir şeydi, ben de kestim. Safra yollarının yönünden olarak çıkmış. Ellerimizde leke olmasın çocuklarımız. Çok sakin bir şekilde ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Ya çölü tutalım. Şöyle ilerleyeceğim şimdi. Ötüklüğe doğru kalan üzerine doğru ilerleyeceğim. Evet. Gençler birazdan bir daha çağırıyor. Evet gençler. Kavayı da yapışmıştı zaten, biliyorduk. Kavanın üzerinden tamir ederek ipi çıkarıyoruz artık. Evet. Evet, gördüğünüz gibi kavayı da tamir ettim. Şimdi artık yapatiklerini de imha ettim böyle. Middle'ı. Şimdi artık en son aşamaya geldik şimdi. Kreş alalım bakalım. Şuradan ilerleyeceğiz birazdan. Şuradan tutan yeri de görüyoruz. Gençler bir çıt daha ilerleyeyim sizce. Arkadaşlar bakın şu kapağı ilk sağ patikten ulaşmak için kesmiştim. Sola ulaştım şimdi. Ciğeri böldüm. Buraya kadar getirdim. Birazdan da demonstratif bir şekilde yine ekotelle kestim. Arkadaşlar tel kesebilirdim. Gördüğünüz gibi işte bazı ameliyatlar zordan daha zor olabiliyor. Dünyanın en zor ameliyatı ve kitle buradaki kitle. Şöyle gördüğünüz gibi falsiformla birlikte çıkarmış oldum. Havayı da böyle sarıyordum. Ve burası tertemiz oldu şimdi. 2-0'la burayı kapatacağım. Ama diyafram tutan yerini görüyorsunuz. Ve diyaframa ve de hatta kalbi bile invaze olacak. Cinsten slow bir tümördü. Zor bir tümördü. Onu söyleyeyim size gençler. Ama başarılı bir ameliyat oldu. Gerçekten bazı ameliyatlar çok zor oluyor. Bugün bir ameliyat da işte kolay değildi yani. Elim bakın. Yorulmuşum yani, değil mi gençler? Çünkü aynı pozisyonda neredeyse 40 dakika falan ciğeri tutmak zorunda kaldım. Bu aralıkta sizi çağırmadım. Çünkü siz çağıracak vaktim yoktu.
Acun'un yarışmasına gitsek kazanırız değil mi? Böyle elinizi öyle tutma yarışmalar falan yapıyor ya. Survivor'da. Bunu bağlayalım artık. Değil mi arkadaş? Evet. Güzel oldu. İkiyle de dikmemiz bunu. Çok başarılı oldu. Evet gençler. Demek ki dikkatle gittiğimiz davantı sağlayabiliyoruz. Bu vaka için davantajlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Şurada şöyle bir kapsül var, onu sonra bakarım dedim şunu. Buralar tertemiz, açtı falan. Evet gençler, birazdan sizi bir daha çağırayım. Evet gençler. Şöyle portallerin ödünü de aldık. Onu özellikle sipariş etmişsiniz. Burası da tertemiz oldu, tamam. Şu lehmürler de var burada. Bakın. Ama bu lehmürler ne önemli bir şey. Gördünüz. Evet. Evet, onun tarafıyla takip edeceğiz. Gördünüz mü? Evet, süper. Güzel bir lehmürlerini aldık. Evet gençler, süper oldu. Şöyle artık gösterelim. Bakın kavayı ortaya koyduk. Burayı da temizledik. Karaciğerimiz mutlu bir şekilde duruyor. Evet. Şöyle güzelce hepsini bırakalım. Hadi kızlar bırakın bakalım. Yarışmış olsun. Teşekkürler.